Dakikamız kaldı. Tabii hem konularımız çoktu hem de Sayın özür diliyorum 3 dakikamız kalmış. Hem de Adalet Bakanı da konuştu. Onu da dinledik. Galiba ekonomiye giremeyeceğiz bugün ama siz gün boyu ekonomideki gelişmeleri ve haberleri paylaşacaksınız. Bu Rize merkezi taşınıyor. Bu haberi bir konuşalım istedim. Mustafa önce sana sorayım bunu. Şimdi yerleşim yeri olarak yapılan ama deniz doldurularak yapılan haliyle sana soracağım memleket ne olduğu için. Yerler bunlar ciddi bir risk taşıyor. Dolayısıyla orada şu anda sayıyı ya da alanı tam olarak hatırlamıyorum. Sen belki yardımcı olursun ama çok önemli bir yerleşim alanının. Biz de şey soracağız o zaman. Evet. Hangi Rizelisin diyeceğiz. Eski Rizeli mi yeni Rizeli? Evet. Ya biz hala oradayız yani ailemiz orada. Fakat şunu söyleyeyim 70 bin kişinin yaşadığı bir bölgeden bahsediliyor. Evet. Şimdi eskiden tabii Rizeliler bilirler yahut gidenler. Eski Rize'de bir tane otel vardı, turist oteli. Bu reklam sayılmaz artık, Rize'nin bir parçası o. Ve onun hemen altı benim çocukluğumda da deniz değildi ama bataklıktı. Muhtemelen 60'ların ortalarına kadar da deniz oraya kadar geliyordu. Sahil yolu yoktu. Sahilin iç kısmındaki yolda zamanında yoktu. Şimdi mesele şu. O andan itibaren Dalyan denilen bir bölge vardır ve oradan itibaren denize kadar olan bölge kimi kayalık, kimi bataklık ama kimisi de bildiğiniz deniz ve kum olan yerler dolgu yapıldı. Evet. Şimdi bu dolgu yapıldığında üzerine bu kayalık kısımlarından başlayarak binalar yapılmaya başlandı. İşte 3 katlı, 2 katlı izin verildi. Ama bir süre sonra bizde bir alışkanlık vardır bilirsiniz. Yani bir şey olmaz bu. Tartar burayı bu. Yapılır. Kendince kimi tedbiri alınarak inşaat alanı haline dönüştürüldü. Evet. Şimdi Rize'nin önündeki sahil yolu yok zaten. O eski yol. Rize'nin önündeki yoldan geçerken sağ tarafınız duvar gibi binalarla kaplıdır. Bahsedilen binalar o binalar ve onların arkasındaki ne kadar söyleyelim böyle 300 metre ile 400 metre 500 metre arasında değişen derinlik. Evet. O derinlikteki alanlar. Ha nasıl taşınacak, işte o ciddi bir sorun çünkü orada çok insan yaşıyor. Taşınacak yer düz yer yok. Yine yamaç bir yerlere taşınacaktı mutlaka. Ama gerekli miydi? Evet gerekliydi çünkü bu binalar 40, evet. 50, 60 yıldır yapılan binalar evet. Ve giderek de zayıflayan binalar, yeni yapılanlar belki zayıf değiller, sadece çirkinler ayrı bahis ama giderek zayıflıyorlar. Bir faciadan önce bunun halledilmesi lazım. Evet.